Evet, böylece de ilk sorumuza geçmek istiyorum bugünkü. Ee, yine e, Cübbeli Ahmet e, Hoca dediğimiz kişinin e, bir cümlesi, e, sosyal medyada şu an yine çok e, okundu, duyuldu. Kendisi şöyle demiş, Müslüman olmayana selam verilmez. E, siz ne düşünüyorsunuz hocam bu hakkında? Evet, bunu ben de o, o, o program bir kısmını Hı -hı. seyrettim, hepsini Hı -hı. değil, ama bir Hı -hı. kısmını seyrettim. Tabi Bortur görüşlere, İslamla ilgisi yok bunun. Hı, hı. Hocanın kendisi ilgisi olabilir, onunla gibi düşünenlerle ilgisi olabilir. Niye İslamla ilgisi yok? Çünkü bizim için ilk kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. Evet. Ve biz de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunu tersini görüyoruz. Hı hı. Mesela allah Teala, bakın Furkan Suresi 63. ayet-i kerimesi. allah Teala diyor ki,

tartışmaya girmiyor. Nedir diyor? selamı selama. Özür Selam olsun. Selamun aleyküm. Tamam, Onlar esinlikler derler. Günaydın demiyor. Demiyor ki onlara günaydın der Hatta şunu da söyleyeyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden verdiği bir haber var ki ahir zaman geldiğinde Müslümanlar selamı terk edecekler ve türlü türlü yeni selam şekil mesela günaydın efendim nasıl diyelim iyi akşamlar hı hı. iyi geceler efendim hı hı. E, e, bu, bu, tür ifadeler kullanacaklar. Tam farklı dillerde hı hı. E, farklı şeyler isim Allah'ın söylediği selamı terk edecekler, tamam mı? Ve Allah Teala demiyor ki benim müminler senin aralarında selam verirler diyor ki cahillere bile galu selama selam verirler. Tam bunu hoca nereden çıkardı ve onun gibi ben e, ne diyeyim, e, onun gibi e, düşünenler nereden çıkarlıyorlar? Kendileri bilirler. Mesela bakın şimdi savaş esnasında belli ki savaş esnasında orada kafirler var, müşrikler var. Tabii. çok tehlikeli insanlar var, muhalif gruplarda. O zaman bugünkü bir savaş değil ki binlerce kilometreden atıyorsun bir ne bir roket mi diyor ne böyle hı hı. bir onu bir füze atıyorsun Tabii, evet, füze atıyorsun ve efendim sen odan da oturuyorsun hiçbir savaş meydanına gitmiyorsun bugün gibi değil bu evet. o zaman karşı karşıya geliyorlar Tabii. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bu da efendim şimdi Nisa suresi 90, 94. ayet-i kerimesi. Tabi bizim Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman, biz çünkü Bismillahirrahmanirrahim her surenin birinci ayeti olarak sayıyoruz. Diğer e, Müslümanlar da Bismillahirrahmanirrahim birinci ayetten saymıyorlar. Evet, evet. Diyorlar ki var bereket için ama hı -hı. birinci ayet değil. Her surenin başına geldiği için var ama birinci ayet değil dedi. Hı -hı, hı -hı. Ama biz birinci ayeti de Allah-u Teala koyduysa onun bir hikmeti var. Birinci, Bismillah birinci ayet sayıyoruz. Biz de işte 95. Evet. ayet olacak Nisa suresi. Allah-u Teala diyor ki evet. Ya eyyuhallazina amanu Ey İzad de, e müminler izâ Siz Allah'ın yoluna çıktığınız zaman savaş için çıktığınız zaman e, şey yapın diyor böyle biraz incelemede bulunun diyor. <laughs> yani bir araştırın diyor. Ne konusunda vala takulu liman alka aleikum salama lasta mumina. Size selam verene hemen fetva vermiş hani mümin değilsin. <laughs> ne demektir ki? Demek ki kafirler de selam veriyordu. Evet, evet. Değil mi? Ve Müslümanlar Allah Teala demiyor ki hemen selam reddet. Veya araştırıp da onun kafir olduğu orada çıkana kadar cevap verme. <laughs> अल्लाह दूर कहा अल्लाह ता होना मुँह मिन दिल सिन दे मैं सोना दूर कहे बोले या पार सन जेर तब ता गुना आराजल हायाते दुनिया और मैं से दुनिया माल मूल किस्तियाँ लड़ दोनों जाक सन से दुनिया में था इस्तियार सुनो से हाँ मैं वैसे दूर कहे फा इन्द अल्लाह मगाने मुकसिला अल्लाह इन्द जो गनीमत दरवार Siz de bundan önce kâfirler gibiydiniz, müşrikler gibiydiniz. Ve şimdi böbürlenmeyin ki yok almam. Evet. Siz de onlar gibiydiniz. فَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah size lütufta bu. Sizin bir marifetiniz değil ki İslam'a geldiniz. Sizin İslam'a gelmeniz Allah'ın lütfudur. Evet. Değil mi? Evet. Fata onun için diyor <laughs> iyi araştırın böyle. Ya yapmayın ki efendim. yok sen değilsin. Hı -hı. Şimdi Bakın şunu da e, söylemiş olayım. Selam nedir? Allah'ın bir rahmetidir değil mi selam? Çünkü evet. Sana, As Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun. Ve Allah-u Teala kuran diyor ki Rahmeti vasiyat kullaşa. Benim rahmetim her şeyi kapsar. Hı, -hı. Kafir ben, ben eğer benim eğer selam bir duadır. Hı hı. Eğer bir dua neticesinde benim bir duam neticesinde bir kafir eğer imana gelirse ne güzel bir şey. Evet. Ben niye onu duamdan mahrum bırakayım? Evet. Sadece eğer bir evet. insan Allah'ın düşman olarak öldüyse Hı -hı. o benim duamdan mahrum kalabilir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de eğer Allahu Teala eski bir olay övüyorsa övürek bahsediyorsa Hı -hı. hadi ki çok güzel değil, çok hoştur. Yoksa Allah-u Teala niye övecek? Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresinde İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve onun babası arasındaki diyor ki babası müşrik. Hı hı. Ona muhalefet ediyor, ona ne diyeyim, her türlü eziyet çektiriyor. Yani ne yapabiliyorsa eziyet konusunda yapıyor babası. Evet. Ama Allah-u Teala diyor ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam o, burada bir bayağı uzun konuşma var. Bu diyeyim, 42. ayet-i kerimesinden başlayıp hı hı. bu gidiyor efendim 47 ve 48'e kadar 48'e kadar bir konuşma var Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve onun babası arasında. Allah-u Teala diyor ki, şimdi babası bir türlü yola gelmeyince, o e, şeye ne diyeyim, kendi şirkine, ki ke ben müşrik kalacağım diye, o putlar konusunda ısrarcı olunca, hı hı. İbrahim Aleyhisselam bakın ne dedi, küfür etmedi. Veya bu hocanın dediği gibi günaydın demedi. Hı, hı Veya efendim ona ne diyeyim, iyi, iyi günler demedi, iyi akşamlar ne dedi ona? Kala salamun aleyka. Üzerine salam olsun. Evet. Tamam Evet. Sa rabbi. Ben Rabbim indinde senin için istiğfar edeceğim. İnnehu kana bi hafiyya. Bana karşı çok lütufkardır. Hı Allah-u Teala bunu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ki İbrahim ne kadar yanlış yaptı. Baksana hmm. Muşrik olan babasına selam verdi. Hı -hı. Çok yanlış bir şey. Olmaması gerekiyor. Evet. Tamam. Sonra aynı Kur'an-ı Kerim'de bunlar Kur'an-ı Kim'in farklı farklı böyle ayetleri. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu da e, Nisa suresinde Allah-u Teala diyor ki 86. ayet-i kerimesi ama bizim Kur'an'ımızda 87 diyor. Evet. Allah da, Şimdi Selam nedir? Bir, bir nevi bir hediyedir değil mi? Hı hı. Diyor ki va iza huyyitum. Bunun diyor ki size bir selam verildiğinde va Ve iza huyyitum. Size bir selam verildiğinde Ve huyyitum be tahiyyatin. Size bir selam verildiğinde fa hayyu be asana minha. Cevap olarak daha güzel selam verin karşılık daha güzel olsun. Aynı kelimelerle mesela onun için Resulullah sana dedi ki size assalamu aleyküm verirse siz de assalamu aleyküm ve rahmetullah de. Ve aleyküm ve selam ve değil mi? Böyle bir cevap verin. Diyor ki size bir selam verildiğinde ya daha ya daha güzelli ile veya dengi ile karşılık verin. Tam bunu oraya çevirmişler. Bu bizim çevirimiz değil. Diyanet'in çevirisi. Evet. Ve bu nedir? Eee Nisa suresi 86. ayet-i kerimesi ve iza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi asana Bize selam verildi demiyor ki bak kafir kafir midir? <laughs> Müşrik midir? Selam verildi sen ona güzel bir şekilde cevap verir. Evet. Şimdi bunlar maalesef hocalar san e, sanki İslam e, çünkü kendileri bir Müslüman toplum içinde yaşıyorlar. Zannediyorlar ki efendim, ve bu, bu tür fetvalar arasında da bu çok galip geldikleri zaman biraz ki birden kaynaklanan şeyler. ya hmm. hmm. Fena, o selam verirse yok o verme. Tamam mı? verdiz O evet. selam verdiyse sen daha hoş karşıla. Evet. Tamam mı? Allah-u Teala bakın. Allah-u Teala bazı kafirler var, bazı müşrikler var ki sizinle savaş halinde. hı. Hmm. Onlara karşı tabii ki uyanık olmakta fayda var. Tabii. Eğer savaş, ki bugünlerde öyle savaş hali yok. Hmm. Dinden dolayı bize izliye çektiren kimse yok. hı. Hmm. Allah-u Teala diyor ki sizinle savaş halinde olmayan, Sizinle ahadilerini bozmayan, size ülkelerinden veya evlerinden kovmayan e, kafir, müşrik varsa onunla ona karşı hayır işler yapmak, ona iyi davranmaktan Allah etmiyor. Evet. Selam da iyi davranışlardan bir tanesidir. Evet. Allah Teala diyor ki La yanhakumullahu bu Mumtahene suresi 8. ayet. 8. ayet la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din. Din konusunda eğer sizinle birileri savaşmadıysa ve lam yukhrijukum min diyarikum ve siz evlerinizden, vatanlarından kovmadıysa anta barruhum ve tuksetu alehim onlarla iyilik yapmaktan ve onlara karşı insaflı olmaktan Allah sizi men etmez. Evet. Onlara iyilik yapacak, yapacak ki selam vermekle e, iyilik e, yapmaktır. Tamam. Hmm. Onun, sonra Allah-u Teala Kur'an'ın kimde diyor e ki eğer siz iyi e, davranırsanız ki selam da bir iyiliktir. E, Assallahu sallahu en yaj'ala baynakum ve baynel lazina adaytum minhum mevadda. Eğer siz iyi e, davranırsanız Allah-u Teala sizin ve düşmanlarınız arasında bir sevgi diyor meydana getirir. Nitekim allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle buyuruyor diyor ki لَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ Ka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e insan sen kutu huylu olsaydın aynen bu hocalar gibi yok ben selam vermem yok ben bunu almam yani her konuda böyle tepkili olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlara karşı o zaman ne olacaktı? Hiç kimse Resulullah'a yaklaşmazdı. Bunu Kur'an'a kim diyor? Diyor ki لَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kötü huylu, sert kalpli olsaydın lan faddu min haluk hepsi seni etrafına kaçıp giderdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında hmm. giden olmadı. Ne oldu? O müşrikler, o kafirler geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve toplandı. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel huyluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mollalar gibi her şey tepkili değildi. Evet. Tamam mı? merhametli O merhametliydi, o alemler için rahmetti, o kafir için de, müşrik için de herkesin rahmeti. Evet. Sonra diyoruz ki bizim peygamberimiz rahmet peygamberidir. O diyor yok efendim, e, selam verilmez kafire. Nasıl Aynen. oluyor bu? Aynen. Evet. Değil mi? Ha, tabii ki eğer bir kafir sen kesin biliyorsan yaramazdır falan diye. Hı -hı. O ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen tanı, tanıdın veya tanımadın herkese selam ver. Evet. Emir Resulullah, hmm, hmm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nezik mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hadisler var. Buhari'de hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanında geçti. Hazreti Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın rivayet Diyor ki orada Yahudi de vardı, Müslüman da vardı. Diğer ne diyeyim, müşrikler de vardı. Hmm. Putperest hepsi oradaydı. Resulullah oradan geçti ve onlara selam dedi, verdi. Evet. Resulullah sana hep selam verirdi. Evet. Ve onun için efendim selam vermek kim olursa olsun ona selam vermek o onun için Allah'tan lütuf istemek, rahmet istemek bu bir Müslümanın görevidir. Ee, ve bu, bu şekilde İslam'ı tanıtmak efendim yok. Müslüman olmayana selam vermek caiz değildir efendim ona günaydın denilir. Bu bu, bu İslam'ın ilgisi yok. Bu kendi görüşleri. Zaten evet. e, benim de aklıma şu geldi e, bu Cübbeli Ahmet Bey'in e, cümlesinden sonra. Şimdi bizim de Müslüman olarak hani, bilhassa yabancı ülkede yaşadığımız zaman bilhassa evet, evet, evet. E, hani aslında ilk görevimiz İslamiyeti yaymak, tebliğ etmek Hı. ve bu şekilde e, tabii insan bir Müslüman ülkede yaşadı mı belki pek bu aklına gelmeyebilir tebliğ etmek evet, gibi. Evet, Çünkü tabii, tabii, zaten tabii ki, tabii çoğunlukla gelelim. Müslümanlarla yaşadığım evet. için evet, evet. ama şimdi tabii dediğiniz gibi zaten Kur'an-ı Kerim'de de yazıyormuş e, o şekilde biz burada davransak bizi Müslümanlar hani hiçbir şekilde e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in istediğini dinini yayamayız yani. yani Ama o, o, onların derdi değil. Bakın bu maalesef e, bu tarikat şeyhlerinin falan onların derdi değil bu ya yani. bu çünkü İslam'ın hangi dertlerle, sorunlarla uğraştığını bilmiyorlar. Onlar kendi sandığı onların bir e, e, bir e, şey var ne diyeyim ne diyeyim bir dar bir alan var. Onun için kendilerine kapatmışlar. Hı -hı. Ve zannediyorlar bu İslam ve halbuki İslam bu değil. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve zamanına geri gitseler e, Mekke'de kendine bir, bir şekilde bulundursalar baksalar Resulullah sana nasıl davranıyordu? Evet evet. Tamam. Evet. Bugün gayrimüslim ülkelerde durumu o şekilde. Hı -hı. Tamam tam yüzde yüz olmaz ama o şekilde. Onlar evet. çoğunlukta sen onları İslam'a çekmek zorundasın ama evet. sen her şeyden dolayı onlara tepki gösterirsen. Tam ama bunu ters sen onlara desen ki efendim bizim sabah biz, biz söylüyoruz ki efendim bizim selamımız Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatu böyle dinle onlar çok hoşlarına gidiyor. Hmm. Değil evet, mi? Gayrimüslimler evet. de çok Aha ne güzel bu, bir, selam evet, diyorlar. Evet. Ve bu bir tebliğ vesilesi oluyor. Tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu hmm. ki e, binekte olan yaya ya selam versin. Hmm. Ve yaya olan oturmuş olana selam versin. Hmm. Niye? Çünkü binlik tavırlar biraz daha yani kendini kibirli büyük zannedebilir. Hı hı. Kibirini kırmak için. Evet. Tamam. Eğer benim İslam olmam, benim Müslüman olmam bana kibire götürüyorsa hı -hı. ya bu kâfir, Ben niye İslam vereyim? Hı -hı. Tamam mı? O zaman benim kibrimi kırmam lazım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ın gibi ben deyimine ait oldum. Allah-u Teala kazalike kuntum min kablu. Siz de onlar gibiydiniz bundan önce. Siz de evet. müşrik idiniz. Evet. Tamam mı? Evet. Allah-u Teala Kur'an'ın diyor ki ya kuluna kama ta'kul bunların yemeleri, içmeleri yani önceki durumu bu müşriklerin falan hayvanlar gibi ama hmm. aynilere İslam'a gelince İslam olunca ve onun uygulayınca Allah onlar razı hmm. Allah onlardan razı oldu. Evet, evet, Yani ama kibirlerini kırdılar. Tamam Onlar insanların işlerini yani yaradılar, yardım ettiler, selam verdiler. Ben nitekim bu insanların maalesef bu şekilde davran bu kibirdir. Ki evet. Efendim ben, ben Müslümanım. Allah indinde bilmiyorum mekan mertebe kimin nedir diye. Yani onun için ben kafire selam verme. Bu da bir nevi kibirdir. Tabii, tabii. Bunu kurmamız lazım. Evet. evet. Tamam. Ama bunun neticesinde bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huylu olursa ki güzel huylardan bir tanesi bakın aklıma geldi. bir keresinde bir cenaze geçiyordu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Ashab-ı dedi ki ya Resulullah Yahudi'nin cenazesi dedi ki Yahudi insan değil mi? Evet. Hı -hı. Bu, bu, İslam budur. Evet, evet. Siz bunu deyince, bunu anlatınca İslam yayılır ama öbür tarafı şekilde o Nedim bu hocanın Mahmud hoca veya Cübbeli hocanın Hı -hı. anlattığı şekilde anlatmaya çalışırız. Müslüman olan, Müslüman İslam'dan kaçan olur. Aynen. aynen tamam evet. Nitekim çok onun için çok muhalefet eden de var. Bu tür görüşleri sadece benim bir tek hoca bizi ilgilendirmez ama bu tür görüşlere çok muhalefet eden var. Böyle millet diyor ki bizim çok gencimiz var. Diyor ki ya İslam niye bu durumda, niye böyle? Hı hı hı. Çünkü onlara doğru dürüst İslam anlatan yok. Evet, evet, Bu, bu tür havcaların eline kalmış, onlar dar bir alan içinde kendini kapatmışlar ve evet. zannediyorlar ki işte bu kadar İslam, benim yaşadığım ya İslam bu kadar, bu kadar değil efendim. Evet, evet. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ